Viren 4001 yarı iletken diyotumuzun çizimini gerçekleştirdik. 3D olarak çizdik. Bunu iki boyutlu olarak çeşitli yönlerinden teknik ölçülerini bizler de çıkartabiliriz. Yani kataloğunda olduğu gibi teknik ölçülerini üzerinde gösterebiliriz. Burada çeşitli A, B, A, D ve C olmak üzere çeşitli ölçüler verilmiş. Bu ölçüleri tek tek üzerinde biz de gösterebiliriz. Şimdi teknik ölçü nasıl çıkartılır? Bunu sizlere gösterelim. Bu çalışmamız ekranımızdayken şuraya geliyoruz, design kısmına. Burada küçük oka tıkladığımızda driving kısmı from design diyor. From design dedikten sonra burada ölçüleri oluşturabiliriz. Ben kağıt boyutu olarak A3'ü seçeceğim. Şimdi A4'ü seçtiğimiz zaman yazı boyutları çizime göre çok büyük olabiliyor. Çizimler çok küçük kalıyor. Bundan dolayı A3'ü seçiyorum. Yazı boyutları biraz daha küçük oluyor. A3'teyken OK'ye tıkladım. OK'ye tıkladığımda yeni bir sekme ile bana çizim sayfası oluşturdu ve yatay olarak bu sayfayı bana getirdi ve diyotumuzun da görüntü olarak şu anda karşıdan görünümü bize gelmiş durumda. Karşıdan görünüm yerine ben bunu çeşitli görünümlerle değiştirebiliyorum. Mesela şunu seçtim, SV izometrik. Bu şekilde görünebiliyor. Yine aşağıya iniyorum, SE izometriye geliyorum, NE izometriye geliyorum. Şu şekilde şuraya yerleştirdim. Evet, diyotumu buraya yerleştirdikten sonra OK'ye bastım. Bunu 2D olarak gösterdi. Ben bunun üzerine çift tıklayarak tekrar katı model olarak görmesini istiyorum. Önce bir katı model fotoğrafının burada olmasını istiyorum. Close dedim. Close dedikten sonra şimdi bunun üstten, yandan ve önden veya arkadan görünümünü oluşturabiliyoruz. Deneyelim. Şimdi bunu yapabilmek için burada Projected View kısmımız var. Bir de Base View kısmımız var. Önce Base View kısmına tıklıyorum. Bu durumdayken front değil de, bakalım, front'tan değil right'a geliyorum. Right'a geldiğimde şu şekilde bir çizim var. Yalnız burada modelin diğer gövdelerini de bana göstermekte. Ben tüm gövdelerin görünmesini istemiyorum. Bakalım bunu seçebilecek miyiz? Gövde kısımlarına, bazı kısımlarının görünmesini istemiyorum. Bakalım, buraya tıkladım. Bunu yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra okey dedim. Şu alttaki kısmı kapatabilecek miyim? Onu görmek istiyorum şu anda. En son oluşturdum, burada Bodies kısmına geldim. Evet, Body 4'ü kapatıyorum. Body 4'ü kapattıktan sonra sadece önden görünüm burada yer almakta. Sadece ölçüler için teknik çizimini buraya yerleştirdim. Burası 3D görünümü. Teknik çizimdeyken bakalım. Ölçüleri çıkartmak için burada Dimension komutumuz var. Dimension komutuna tıkladım. Bakın şu kenarlardan bir tanesini yakalayabiliyor muyum? Buraya olabilir, bu köşede olabilir. Köşeyi seçtim ve burayı seçtim. Burası 5.21. Yine aynı şekilde ayak uzunluğumuzu da çıkartalım. Buraya tıkladım, buraya tıkladım ve buraya hizaladım. Yine aynı şekilde buraya tıklıyorum, buraya tıklıyorum. Şurayı hizalı bir şekilde yerleştiriyorum. Evet, Dimension modundan çıkmak için klavyeden bir kez ESC tuşuna bastım. Şu 5.21'i bakalım şuradan tutup taşıyabiliyor muyum? Taşıyabiliyorum. Şurada olmasını istiyorum metnin. Metnin tam burada yer almakta. Evet, bunu da yaptık. Şimdi ayak çapı ve gövde çapını da göstermek istiyorum. Şuraya tıkladım, buraya tıkladım. Burası da bizim gövde çapımız. Ayak çapımızı da buradan seçiyorum. Şu şekilde göstermiş oldum. Şimdi katalog bilgilerimizi de karşılaştıralım. Bizim C değerimiz, yani ayak çapımız 0.864. Buraya baktığımızda da 0.86 diyor. Bunların tabii ki bazı değerlerini değiştirebiliyorum. Mesela ölçünün üzerine gelip şöyle çift tıkladığımızda bununla ilgili kaç karakterini göreceğiz. Mesela 0.864'ün görünmesini istiyoruz. Peki linear prescription kısmından bunu 0.1.2.3 yapacak olursak tam olarak görebiliyoruz. Close dediğimizde bu burada tam olarak görünecektir. Aslında teknik çizimi oluşturma kısmı neredeyse bitti. Yani şöyle boyutlarına bakıyorum. Scale değeri 2'ye 1'miş. 4'e 1 yapalım. Nasıl bir sonuçta karşılaşıyoruz? Daha da büyütüyor. Yani sayfamız olabildiğince büyük olduğu için büyütmekte fayda var. 3'e 1 yapıyorum. Close diyerek kapattım. Üstten ve yandan görünüm aslında aynı. Bunu şöyle alalım. Kenardan görünme şekli var. Bunu da şuradan yapabiliriz. Bakın buraya tıkladım, buraya tıkladım. Bu durumdayken bakın yandan görünümü bu şekilde görünecektir. Buraya da tıkladım. ESC'ye basarak sonlandırdım. Bir gövde, bir de gövdenin içine ayak geçtiği için bu şekilde görünecektir. Bunun da hizası bu şekilde. Tam aynı hizada. Buradan da ölçüleri gösterebiliriz. Bunu tam açılı olarak göstermek istiyorsak açı değerine bakmamız gerekiyor. Radius değerine. Bunu radius olarak göstermemiz gerekiyor. 1.37. Yarıçap değeri 1.37. Dimension kısmına bakıyorum. Diameter olarak göstermek istersek de yine şuraya tıklıyorum. 2.72. ESC tuşuna bastım. Şurayı siliyorum. Bakın 2.72.
Ana gövde genişliğimiz bizim 2.72 idi. Onu da buradan görebiliyoruz. Ayak genişliğimiz neydi? 0.864'tü. Hemen dimension kısmına geliyorum. Diameter kısmına geldim ve ayağımızı da şu şekilde gösterelim. Bunu bu şekilde gösterdik. Mesela 864'ü görünmüyor. Ne yapacağız bu durumda? Üzerine şöyle çift tıklayabilirsek eğer seçip de yine bir daire seçiniz diyor. ESC tuşuna bastım. Üzerine şöyle çift tıklıyorum. Çift tıkladığımda bakın herhangi bir okun üzerine çift tıkladım. Bu durumdayken burayı 0.123 yaptım. Close diyorum. Burası bizim işte üstten veya önden görünüş. Burası da yandan, yani left diyebilirsiniz, front diyebilirsiniz. Burası ön, burayı da left diyelim. Yani yandan görünüş şeklinde isimlendirelim. Hatta bunları isimlendirebiliriz de. Yani buraya metin ekleyerek metnime şunu diyorum. Front view yazdım. Yani önden görünüm. Bunu seçtim, ortaladım. Bold yapıp biraz da yüksekliğini artırabilirim. Mesela kaç olsun? 7.5 mm. Close dedikten sonra yeni bir metin ekleyeceğiz. Buraya da left diyelim. Shift tuşuna basılı tutarak seçtim veya şu şekilde tarayıp seçebilirsiniz. Kalın punto ortaladım ve yükseklik değerini de 7.5 yapacağım. Yapamadık çünkü şurayı tam seçemedik. Hemen şurayı seçtim. 7.5 yaptım. Close dedikten sonra bunu da buraya yerleştirmiş oldum. Brem 4001 diyotumuzun teknik çizimini de bu şekilde gerçekleştirmiş olduk.